Arkadaşlar şimdi inkılap tarihi konuları içerisindeki Kurtuluş Savaşı cepheler dönemi kısmına bakacağız. Kurtuluş Savaşı cephelerini açmadan önce öncelikle düzenli orduya geçişi bir inceleyelim. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile birlikte Osmanlı orduları feris edilmişti. Ve daha sonraki dönemlerde Yunan ordusu İzmir'i işgal edince Batı Anadolu ve İzmir bölgesinde e, Yunan işgallerine karşı silahlı direnişi Kuvayi Milliye Birlikleri vermişti. Kuvayi Milliye Birlikleri başlangıçta milli mücadeleye zaman kazandırmışlardı. Ancak daha sonra yetersiz oldukları görüldü ve düzenli orduya geçiş kararı alındı. Şimdi düzenli orduya geçişin sebeplerine bir bakalım. Düzenli orduya geçişin nedenleri arasında ilki Kuvayi Milliyecilerin disiplinsiz olmaları. Çünkü bölgesel olarak hareket ettikleri için Kuvayi Milliye Birlikleri disiplinsiz olarak hareket ediyorlardı. Bunun dışında Kuvayi Milliye şeflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi otoritesi altına girmek istememeleri, kendi aralarında yargılama ve cezalandırma yapmaları arkadaşlar Kuvayi Milliye Birlikleri suçluları kendi aralarında cezalandırıyorlardı. Ancak biz biliyoruz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göre e, yargı yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin elindeydi. Dolayısıyla Kuvayi Milliyecilerin kendi aralarında yargılama ve cezalama yapmaları hukuki anlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin otoritesini sarsması demektir ve halktan bazen ihtiyaçlarını zorla karşılamaları da hem o yöre halkının milli mücadeleye olan güvenini azaltmıştır ve bu düzenli orduya geçişin sebeplerinden birisidir. Kurtuluş Savaşı cephelerini biz 3 cephede inceliyoruz arkadaşlar. Batı Cephesi, Doğu Cephesi ve Güney Cephesi olarak 3 ayırıyoruz. Özellikle Batı Cephesinde Gediz Muharebesi'nde Ali Fuat Paşa'nın başarısız olmasıyla birlikte Albay İsmet Bey Batı Cephesi'ne komutan olarak atanmıştır. Arkadaşlar öncelikle Kurtuluş Savaşı cepheleri kısmında Doğu Cephesini inceleyelim. Doğu Cephesini yöneten komutan Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Kazım Karabekir Paşadır. Mondros Ateşkes Anlaşması'nda Osmanlı ordularının terhis edilmesiyle ilgili bir madde vardı. Ancak Mustafa Kemal'in telkinleriyle birlikte Kazım Karabekir Doğu Anadolu'da bulunan 15. Kolordusunu dağıtmamıştı. Dolayısıyla Doğu Cephesinde Kazım Karabekir 15. Kolordusu ile birlikte Ermenilere karşı mücadele etmiştir. Ve çok kısa süre içerisinde de biz Kazım Karabekir'in Ermenileri burada yenilgiye uğrattığını görüyoruz. Özellikle Kazım Karabekir Paşa 30 Ekim'de Kars'ı 7 Kasım'da da Batum'u ele geçirmiştir. Ve bu mücadelenin sonucunda da 3 Aralık 1920 tarihinde Gümrü Anlaşması imzalanmıştır. Arkadaşlar şimdi Gümrü Anlaşması'nın maddelerini bir inceleyelim. Gümrü Anlaşması'nın maddelerinde Gördüğünüz üzere Ermeniler Sevr dahil Türkiye aleyhindeki hiçbir anlaşmayı tanımayacak maddesi yer almaktadır. Dolayısıyla Ermenilerin Sevr dahil Türkiye aleyhinde hiçbir anlaşmayı tanımaması demek aynı zamanda Doğu Anadolu'daki isteklerinden de vazgeçmesi anlamına gelir. Bu da Doğu cephesinin Sevre verilen ilk cevap olduğunun göstergesidir. Gümrü Anlaşması'nda Kars ve çevresinin Türkiye'ye bırakılması... Türkiye Ermenistan sınırının Aras Nehri ve Çıldır Gölü hattına kadar uzanması ve Türklere karşı silah kullanmamış veya öldürme olaylarına katılmış olanların dışında kalan Ermeniler isterlerse 6 ay içinde Türkiye'ye dönebilmesi maddeleri yer almaktadır. Özellikle arkadaşlar son maddeye baktığımızda Türklere karşı silah kullanmış veya öldürme olaylarına katılmış olanların dışında kalan Ermenilerin isterlerse 6 ay içinde Türkiye'ye dönebilmesi maddesi aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de ırkçı bir meclis olmadığının barışçı hareket ettiğinin de göstergesidir. Ermeniler Türklere karşı düşmanca tavır içine girmeyecek maddesi de gene Gümrü Anlaşması'nın maddelerinden birisidir. Peki Gümrü Anlaşması'nın e, inkılap tarihimizdeki önemi nedir? Öncelikle Gümrü Anlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk siyasi ve askeri başarısıdır. Bu anlamda imzaladığı ilk siyasi belgedir. İlk kez resmi bir belgede Türkiye Devleti kavramı geçmiştir. Az önce de bahsettiğimiz gibi Ermeniler Sevr Anlaşması'nı ve Türkiye'nin aleyhine olan anlaşmaları tanımayacaksa eğer Ermenistan hayali de Gümrü Anlaşması ile birlikte son bulmuştur bu aynı zamanda sevre vurulan ilk darbe anlamına geldiğini söylemiştik. Ve misak-ı için önemli bir adım atılmıştır gümranlaşmasıyla. Buradaki birlikler aynı zamanda batı cephesine kaydırılmıştır.